Son zamanlarda çok yorulduğumu hissediyorum. Zaman akıp giderken kendimi ona bırakmak yerine ona karşı koyuyormuş gibi hissediyorum. Yerine getirmek istediğim birçok şey var. Hedeflerim, hayallerim. Motivasyonumuzun olmadığı, stresli veya yorgun olduğumuz zamanlarda ya da sadece sıkıldığımızda sorumluluklarımızdan kaçmak hayatın bir parçası. Bazen hayat bizi sorumluluktan uzak tutmak ister. Ocak ayı benim için böyle bir aydı. Öyle zamanlarda kendinizi dinleyip durmak yapılabilecek en güzel şeydir. Ben de durdum, mola verdim. Şimdi tekrardan bir düzen kurma vakti. Buna resetlenmek de diyebiliriz. Burada önemli olan ihtiyacınız olduğunda sıkışıp kalmamak için gerekli araçlara sahip olmanızdır. Biz bu araçlara sahibiz. Ben sahibim. Kendim. Benim zihnime, bedenime ve ruhuma bakmaya büyük bir inancım var. Bir çöküşten kurtulma tekniğim hayatımın bu alanlarını iyileştirecek şeyler yapmaya odaklanmak. Siz de zihninize, bedeninize ve ruhunuza hak ettikleri ilgiyi verdikten sonra tazelenmiş, gençleşmiş ve hayatınızdan daha fazla memnun hissedeceksiniz. Burada en önemli şey reset düğmesine basmayı bilmek. Uzun süredir yaratıcılığımı, etkinliğimi kısıtlayan en büyük şey fazla uyumak. Bunun için kendime kızmadım. Uyumaya demek ki ihtiyacım vardı belli bir süre. Ama vücudumu da buna alıştırmak istemiyorum. Günlerimi daha efektif geçirmek için yapabileceğim ilk şey güne erken ve güzel başlamak. Güne koca bir bardak limonlu su içip vücudumuzu arındırarak başlayabiliriz. Çünkü limonlu su hem cildimizi canlandırmaya yardımcı olacak hem de yiyecekleri daha iyi sindirmemize yardımcı olacağı için daha az şiş hissetmemize sebep olacak. Kendimde hissettiğim en güçlü demotive unsuru vücudumun şiş ve halsiz olması. Bunun üzerine düşündüğümde çok uyumanın yanı sıra hareketsizliğin de bana çok büyük bir yük olduğunu fark ettim. Bunu kilo vermek ya da spor yapmakla bağdaştırmamak lazım. Eğer hedefimiz resetlenmekse ben de donuk vücudumu resetlemek için eğlenceli bir spora başlıyorum. Burada sporu kendinize eziyet etmeden eğlenerek yapmanız sizin için en güzel olacaktır. Ben 10 dakikalık hit kardiyo videolarındansa gülerek yaptığım dans videolarından daha çok zevk alıyorum. Farz edelim ki dansın yaktığı kalori daha az olsun. Ben güldüğüm sürece, stresten uzak yaptığım sürece hiçbir şey önemli değil. Kaç dakika sonra bitiyor diye bakmak yerine keşke bitmeseydi demek benim için daha faydalı. Ve bu arada iyi dans videoları hit kardiyolardan daha çok yakıyor. Bu konuyla alakalı bir videom var. Aşağıya o videoyu koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gün içindeki şişkinliğin spordan başka diğer bir sebebi iyi bir şekilde beslenmememiz. İyi bir kahvaltı saat kaçta olduğu benim için pek önemli değil. Bilakis ben geç yapmayı tercih ediyorum. Doğru mu tam bilmiyorum ama benim vücudum için en iyisi bu. Bizi bütün gün dinç tutacak ve akşam yemeğine kadar acıkmamamızı sağlayacak. Kanalımı takip edenler bilir. Ben günde genelde iki öğün beslenmeye çalışıyorum. Çünkü vücudumun dengesinin buna uyduğunu düşünüyorum. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. İyi bir kahvaltı kadar iyi bir akşam yemeği de önemli. Çünkü siz eğer kan değerlerinizi besleyen, vücudunuzu besleyen güzel, sağlıklı şeyler yerseniz zaten yemekten sonra canınız tatlı ya da herhangi bir zararlı bir şey çekmeyecektir. Bu da sizin binge eating dediğimiz yani atak yaşamanıza ya da kaçamak yapmanıza engel olacaktır. Kabak, brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzeleri akşam yemeklerinize hatta gün içerisindeki öğünlerinize dahil ederseniz daha iyi ve daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olacaksınız ve bu da sizin daha dinç olmanıza ve daha az halsiz olmanızı sağlayacak. Çünkü vücut sindirmeye çalışmayacak, sindirimle uğraşmayacak ve enerjisini başka yerlere harcayabilecek. O yüzden akşam yemeklerinize bol bol sebzeleri dahil etmeyi unutmayın. Benim için verimsiz geçen günlerde ben hepten salıyorum. Ne bir vücut bakımı ne bir cilt bakımı yapıyorum. Ama eğer resetleniyorsak ben de klasik maskem Skin Food'u yumurta beyazı maskesini uygulayabilirim tabii ki de. Bu maske gerçekten gözeneklerinizi derinlemesine temizliyor ve sizi resetliyor. Uzun süredir, belki aylardır ertelediğim yatmadan önceki bakımıma geri dönüyorum. Öncelikle gözlerimi temizleyip daha sonra The Purist'in asitli toniyle yüzümü siliyorum. Gözeneklerimin derinlerine indiğini hissedebiliyorum toniğin. Daha sonra Misha'dan aldığım siyah nokta temizleme aletiyle birlikte burnumun etrafındaki siyah noktaları temizliyorum. Daha sonra yine The Purist'ten aldığım bu asitli serumla birlikte gözeneklerimin çok olduğu yerlere 5 dakikalık bir maske yapıyorum. Bu serum ilk başta sizde biraz leke bıraksa da gerçekten ertesi gün uyandığınızda pamuk gibi bir cildiniz oluyor. Benim gözeneklerime çok iyi gelmişti bu maske. Daha sonra benim yıllardır kullandığım ve üstüne tanımadığım La Roche'un Efektler Duo'sunu
uygulayacağım. Bu benim sivilcelerime, pütürcülerime, siyah noktalarıma gerçekten en iyi gelen krem. Ve bu şekilde krem yani bakımımızı bitirmiş olduk. Tabii en sonunda bu taşla şov olsun diye uygulamam da var. Yani bunu neden yaptım bilmiyorum ama beni iyi hissettiriyor. Yapıyorum işte bazen akşamlara soğuk soğuk iyi geliyor. Bu şekilde bakımımızı tamamlamış olduk. Vücudunuz iyi olduğu sürece siz de iyi olursunuz, siz de daha etkin olursunuz. Biliyorsunuz ki ben korona atlatmıştım ve koronayı çok rahat atlatmıştım. Tabii ki aşının da etkisi var ama ben vücuduma çok iyi bakmaya çalıştığım için, yani bol bol sebze ve meyve tükettiğim için rahat ve enerjim düşmeden geçirdiğimi düşünüyorum. O yüzden siz de enerjinizin yüksek olmasını istiyorsanız bol bol meyve yemeyi ihmal etmeyin. Resetlenmenin en önemli adımlarından biri arınmaktır. Etraftaki kirlerden, fazlalıklardan, düşüncelerden, bizi rahatsız eden şeylerden arınmak, onları toplamak. Çünkü gerçekten düzen insanı rahatlatır. Aslında şu ana kadar söylediğim her şey hepimizin gayet farkında olduğu şeyler. Ama belki de doğru sırayla ya da aynı bütünlükte yapamıyoruz. Ama fazlalıklardan kurtulduğunuzda gerçekten resetlendiğinizi siz de fark edeceksiniz. Diğer bir arınma yöntemi de dijital arınma. Yukarıdaki sekmeleri kapatmak. Küçük bir şey gibi gözükse de benim için çok büyük bir şey. Ben günlerdir video biriktiriyorum. Ve bunları tek bir seferde silmek çok büyük şeydi. Ve yine 2 yıldır ertelediğim bu ekran temizlemeyi bugün yaptım. Benim için yine çok büyük bir şeydi. Daha sonra girip dosyalarımı temizledim. Gerçekten teker teker baktım ve hepsini sildim. Hepsini multitrash'a tıklamak çok garipti. Yalnız burada gönüllü fotoğraflarını silmediğimi atlamayın. Sadakatsiz gönülden bahsediyorum. Bu şekilde dosyalarımı temizledim ve bilgisayarımı arındırdım. Şimdi geldik kendini arındırmakta, kendine odaklanmakta. Sana en iyi gelen şeyi bul ve ona odaklan. Benim için biliyorsunuz ki bu müzik. Müziksiz bir an bile kalbim atmıyor, nefes almıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden kendime gerçekten 1 saat, 2 saat bomboş bir zaman yarattım. Ve sadece müzikle ilgilendim. Sadece istediğim şeyleri çaldım. Hiçbir şeye karşı sorumluluğum olmadan. Ve şimdi de sadece eline bir kalem al. Ve bütün her şeyi unut. Kendi sevdiğin şarkıları aç. Ve önüne bomboş bir sayfa al. İçinden ne geliyorsa çiz oraya. Çiçek mi geliyor? Top mu geliyor? Ne geldi hiç önemli değil. Benim mesela ilk başta çiçek olarak başladı. Dal çizerek başladım. Daha sonra bir anda içime garip bir mutluluk doğdu ve çocukluğumu hatırladım. Bana çocukluğumu hatırlatan şeylerin fotoğraflarını buldum. Onları yapıştırmak istedim sol alt kısma. Sen de bunu yap. Bir şey yazmak, güzel çizmek ya da bir şeyler yapıştırmak zorunda değilsin. Bu senin sayfan. Tıpkı hayatını resetlediğin gibi buraya da sen hakim olabilirsin. Hayatına hakim olduğun gibi sayfanın da, çizdiklerin de, düşüncelerin de, elinden çıkan her şeyin hakimiyeti sende. Düşüncelerini, bedenini, ruhunu, zihnini bu şekilde resetledikten sonra şimdi otur ve yapacaklarını parçalara böl. Sorumluluklarını parçalara böl. Çünkü parçalara bölmediğin sürece kocaman, dev gibi bir görev yapamazsın. Kimse yapamaz. Onları sınıflandır. Yapman gereken öncelikten en son yapacağına kadar. Ve yavaş yavaş başla. İyi yapman, kötü yapman hiç önemli değil yapacaklarını, sorumluluklarını. Sadece başla. Çünkü resetlendin. Umarım seni rahatlatmaya, birazcık zihnini boşaltmaya yardımcı olacak bir video olmuştu. Siz de aynı benim gibi böyle hayatınız çok sorumlulukla dolu olan bir dönemdeyse tıpkı bunun gibi bir rutin belirleyerek kendinizi resetleyebilirsiniz. Unutmayın ki her şey sizin elinizde. Tek yapmanız gereken o reset düğmesine basmak. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Yakında gelecek videoları izlemek istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.